Sevgili arkadaşlar, Tombuç Akademi'den hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle verimli ders çalışmanın ya da ders çalışırken dikkatimizi daha aktif hale getirmenin belli başlı ipuçlarından bahsedelim. Eminim hepiniz bu videonun başlığı dikkatini çekip bu videoyu izlemeye gelen arkadaşım gibi dikkatinizi toplamakta problemler yaşıyorsunuz ve ders çalışırken bazı sorunlarla karşı karşıyasınız. Bu sorunların ne olduğundan birazcık bahsedelim. Örneğin, hocam ders çalışmaya başlıyorum ama dikkatimi bir türlü toparlayamıyorum diyorsunuz. Ya da ders çalışıyorum ama bir türlü istediğim verimi alamıyorum, istediğim gibi olmuyor. Ya da ders çalışırken süremi ayarlayamıyorum, yeterince uzun çalışamıyorum. Veya hocam okulda karar veriyorum, ders çalışacağım, bugün şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorum ama eve geldiğimde bir şey yapamıyorum çünkü üzerime bir rehavet çöküyor ve uyumak istiyorum diyorsunuz. Şimdi hepinizin beni can kulağıyla dinlemenizi istiyorum. Bunların çözümü için aslında basit ipuçlarımız var. Beni dikkatle dinleyin. Şimdi arkadaşlar ilk sorunumuzdan bahsedelim. Ders çalışırken dikkatimi yeterince toparlayamıyorum. Ders çalışmaya başlıyorum ama dikkatimi veremiyorum diyorsanız. Şimdi ne yapacaksın? Özellikle 9. ve 10. sınıf arkadaşlarım için söylüyorum bunu. Ders çalışmaya başlamak için geçerli sebeplerin neler? Yani kazançların elbette var ama ders çalışmazsan, yeterince çalışmazsan kayıpların neler? Bunları düşüneceksin. Ve lütfen bunları yaz. Yeterli notu alamam, yeterince başarı gösteremezsem ileride gireceğim üniversite sınavında başarılı olamam gibi birçok sebep sıralayabilirsin. Ama lütfen ders çalışmaya başlamak için senin için geçerli olan sebepler neler? Bunları kafanda netleştir. Onun dışında dikkatini dağıtan şeyleri bul. Şimdi arkadaşım, öncelikle telefondan bahsedelim. Mümkün mertebe cep telefonunu bulunduğun ortamdan uzaklaştır. Çünkü bir mesaj, bir bildirim ya da farklı bir durum ya da bir şey araştırma isteği senin o an motivasyonunu engelleyen bir sebep. Mesela bunu engellemek için internetini kapatacaksın ve mümkünse başka bir odaya koyacaksın. Telefonda hiç bakmamanı istemiyorum. Tabii ki bakacaksın ama bunu zamanlamayı öğreneceğiz. Bunun dışında ders çalışmaya geçiyoruz. Böyle masamızın üzeri dağınık oluyor. Kitaplarımızı sıralıyoruz üst üste. Çalışmaya başlıyoruz. Fakat gözümüz bir anda o kitaplara kayıyor. Diyorum ki Allah'ım ben nasıl çalışacağım? Bu kadar kitaplar üst üste yığıldı. Ben bunları hepsini birden nasıl bitireceğim? Ve bitiremediğini gördükçe kendini yetersiz hissediyorsun. Yetersiz hissettikçe de nasıl olsa ne kadar çalışırsam çalışayım yapamayacağım duygusuna kapılıyorsun. Ve bu sefer iyice moralin bozuluyor ve hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Seni çok iyi anlıyorum. Bunun için ne yapacaksın? Öncelikle şu masandaki karmaşayı bitir. Sadece neye çalışacaksa o kitabın ya da ona ait materyaller bulunsun ama fazla değil. 2'yi geçmemesini öneriyorum. Çalıştıkça al. Mutlaka çalıştıkça koy karşına. Çünkü dediğim gibi yetersizlik duygusu sana bir gelirse bunu aşmak çok kolay değil. O yüzden duygularını kendin yöneteceksin ve bazı duyguların, seni rahatsız eden duyguların gelmesine izin vermeyeceksin. Ve senden şunu istiyorum. Hepiniz ders çalışma programı yapıyorsunuz. İşte Türkçe 1 saat, matematik 2 saat, işte fizik 3 saat. Bir dur. Bir dur. Sen önce gününü planlamayı yap. Bizler nasıl yetişkinler bir ajanda tutup günlerimizi, yapacaklarımızı planlıyorsak, sen de mutlaka güne başlarken yapacaklarını planla. Unutma, zamanın çok değerli. Sadece ders çalışma açısından değil, her açıdan zamanın çok değerli. Aldığın her nefes çok kıymetli. Ve lütfen bunu boşa gitmesine izin verme. Gününün nasıl geçeceğine sen karar ver. Çünkü çok önemli. Yazacaksın. Bir saat bunu yapacağım. Onun dışında yürüyüşe çıkacağım. Müzik dinleyeceğim. Sadece ders odaklı plan yapmak zorunda değilsin. Ama lütfen gününü o gün planla. Ve ajandanı mutlaka cebinde taşı. Yapacağın şeyleri saat aralıkları o ajandaya bakarak karar ver. Bu senin için çok önemli olacak. Şunu unutma, hayat her zaman disiplinlerle başarı getirir sana. Sen hayatında bir disiplin oturtamazsan eğer bu disiplinsizlik seni yönetir ve doğru çalışmaya, her zaman doğru çalışmayı başaramayacağı duruma gelirsin. O yüzden bu söylediğim şeyi mutlaka hayatına sok. Planlamayı öğren. Eğer planlamakta zorluk yaşıyorsan gününü neler yaptığını dürüstçe planla önce ve fazlalıkları çıkararak başlayabilirsin. Bu senin için birazcık daha yol gösterici olabilir. Bunun dışında çalışmaya nereden başlayacağımı bilmiyorum hocam. Konularım yığıldı. Yeterince başarı gösteremem çünkü bu konuların içinden nasıl çıkacağımı bilmiyorum diyorsun. Şimdi orada yenidir. Bir araba düşün, arabayı kapının önüne park ettin. Şimdi sen gaza basmazsan araba hep orada durur. Ve sen gideceğin bir yer var, seni bekleyen insanlar var. Zaman geçiyor, bu sefer araban hareket etmedikçe sen diyeceksin ki
ben duruyorum. Araba duruyor. Sen arabanın durduğundan yakınıyorsun. Ama arkadaşım gaza basmıyorsun. Arabanın bir direksiyonuna geç. Koltuğunu ayarla. Gaza basmayı bir alışkanlık haline getir. Şimdi durduğun yerde olmaz. Evet konuların çok birikti. İçinden çıkamayacağını düşünüyorsun ama hayır. Bunu unutma. Şunu unutma ki arabanın koltuğuna geçip gaza basmaya başladığın andan itibaren ilerlemeye başlarsın. Senin için de bu böyle. Benim sana tavsiyem geçmiş konulardan başlama. Şu an işlediğin konulardan başla ki. Çünkü geçmiş konulardan başlarsan yılda gelir. Bu sefer yazılılara giriyorsun. Yazılılarda bu sefer işlediğin konudan başarılı olmak zorundasın. Bu seni daha çözümsüz yapar. O yüzden işlediğin konuya odakla. İşlediğin konunun geçmiş konuyla bir alakası varsa mutlaka ve mutlaka bu konunun üzerinde birazcık geçmiş konuya bakarak dur. Ama tamamen dikkatini kesinlikle geçmiş konuya verme. Bunun dışında haftalık ve aylık ölçümler yap. Bir hafta boyunca ders çalışmada işte şunu planladım ve buraya geldim. Haftaları biriktir ve 4 haftanın sonunda aylık ölçümü yap. Bu seni önümüzdeki haftaya çok iyi hazırlar. Yaşadığımız bir sorun daha. Hocam ders çalışmaya başlamak istiyorum. Okulda gaza geliyorum ama eve gidince bunu yapamıyorum. Şimdi şunu unutma ki küçük çocuklar her istediklerini yapmaya alıştırdığımızda ne olur? Belirli bir süre istekleriyle dünyayı yönetmeye başlar. Arkadaşım senin canın da böyle. Canının her istediğini yaparsan onu küçük bir çocukla halk arasındaki tabirle şımartmış olursun. Ve dur canına de ki kontrolüm benim elimde. Ders çalışmaya başlarken biraz dinleneyim sonra yapayım dediğinde şunu tekrarla. De ki hayır önce çalışayım sonra dinleneceğim. Çok uzun çalışmak zorunda değilsin hemen bir saat koyma kendine belki. Hayır sevgili ben kendimle konuş ve de ki ben şu anda ders çalışmaya başlayacağım, 20 dakika çalışacağım ve ondan sonra 10 dakika uyuyacağım. Burada Pomodoro tekniğini kullanabilirsin. 25 dakika ders, 5 dakika ara şeklinde. Ders çalışmaya başladıkça unutma, azim gelecek, istek gelecek ve bunu devam ettireceksin. Bunun için çalışıyorum, olmuyor hocam. Bir türlü yapamıyorum diyorsan nasıl çalıştığına bak. Belki görerek daha iyi anlıyorsun, belki uygulayarak daha iyi anlıyorsun. Kendini tanı. Ve benim sana en önemli tavsiyem araştırmalar da göstermiştir ki en güzel öğrenme tekniği anlatarak öğrenme. Geç annenin karşısına. Öğretmen gibi hayal et kendini. Konuyu anlat. Anlamadığın kısmını da anlat. Çünkü neden? Anlatırken anladığını başlayacaksın. O yüzden kalıcı hale getirmek istiyorsan mutlaka ve mutlaka anlatmaya başla. Kendi kendine anlatmaya başla. Ayrıca bu videonun altına yorum yapmayı da unutma. Çünkü bir sonraki videoda ne konuşacaklarımızı belirleyeceğiz. Yorumlara bakarak belirleyeceğiz. O yüzden sevgili arkadaşım planlamayı unutmuyorsun. Kendine zaman tanımayı unutmuyorsun. Dinlenme zamanın önemli ama ders çalışmayı daha öncelikli hale getirmeyi unutmuyorsun. Güzelce şimdi başlıyorsun. Şimdi değilse ne zaman? Ben sana güveniyorum. Sen de kendine.